Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Veri yapıları dersimize devam ediyoruz. Yeni bir uygulamayla bugün dersimizi devam ettireceğiz. Uygulamamın bitmiş halini önce ben göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra da bunu kodlayacağız. Ben şunu kapatayım, tekrar baştan başlayayım arkadaşlar. F11'e basıyorum. Programımız açıldığı zaman arayüzümüz bu olacak. Bu uygulamamın ismini arkadaşlar ben öğrenci kayıt otomasyonu olarak belirledim. Bu uygulamamızda çift yönlü dairesel bağlı liste yapısını kullandım. Ve burada bir dosya yapısı var. Text dosyasına verileri kaydediyoruz. Program açıldığı zaman da text dosyasındaki verileri çift yönlü dairesel bağlı listeye aktarıyor. Buradaki mesaj gördüğünüz gibi dosyadaki veriler bağlı listeye aktarıldı şeklindeki mesaj bu amaçlı yapıldığını gösteriyor. Burada öğrenci kayıt otomasyonunda ekleme, öğrenci ekleme, öğrenci silme, öğrenci bilgilerini yazdırma, en başarılı öğrenciyi gösterme, dosyaya yazma işlemi ve çıkış işlemi var. Şimdi ben programı şöyle bir tekrar baştan açıyorum arkadaşlar. Program açıldığı zaman benim text dosyamdaki veriler bağlı listeye aktarılıyor. Bunu nasıl göreceğiz? 3'e basıyorum. 3 ne yapıyordu? Yazdırıyordu. 3'e bastım. Bağlı listeme aktarılan 4 adet öğrenci varmış arkadaşlar. Öğrencinin numarası, adı ve ortalamasını gösteren bir sonuç özet kısmı var. Burada öğrencinin ortalaması eğer 50'den yukarıysa geçti yazıyor. 50'nin altındaysa örnek vermek gerekirse en alttaki öğrencinin 38 olduğu için kaldığını bize bilgi olarak veriyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben önce 1 ile bir öğrenci ekleyeyim. 1'e bastım. 5 numaralı bir öğrenci olsun. İsmi Mustafa olsun. Yılmaz diyeceğim. Vizesi 50. Finali 90. Enterladım. 5 numaralı öğrenci kaydedildi dedi. Yukarıda normalde 4 öğrencimiz vardı. Şimdi 3'e basarak bir listeleyelim. 3'e bastım. Gördüğünüz gibi 5 numaralı öğrencimin bilgileri de burada. Ben vize ve final notunu girdim. Ortalamasını program kendisi otomatik hesapladı. Ve sonucun yani geçip kalma durumunu da kendisi bize bilgi olarak verdi. Bir de düşük notlu bir öğrenci girelim. Tekrar 1'e basıyorum. Öğrencimin ismi 3 numaralı öğrenci olsun. Adı Mehmet diyeceğim. Demir diyeyim soy ismine. Vizesini 25, finalini 40 yapıyorum. Enterladım. 3 numaralı öğrenci kaydedildi dedi. 3'e basıyorum. Enterlıyorum. Gördüğünüz gibi 3 numaralı öğrenciyi de kaydettim. Ortalamasını kendisi hesap etti. 34 olduğunu söyledi. Durumunu kaldı olarak belirledi arkadaşlar. Şimdi burada öğrenci silelim. 20 numaralı öğrenciyi silelim arkadaşlar. Şöyle 2'ye basıyorum. Önce 20 değil de 25 numaralı bir öğrenci olduğunu varsayalım. Burada 25 yok gördüğünüz gibi. Enterladım. 25 numaralı öğrenci listede yok dedi gördüğünüz gibi. Tekrar 3'e basıp listeleyelim. 2'ye bastım. Silinici görünücü numarasını girin dedi. 20 numaralı öğrenciyi silelim şimdi arkadaşlar. 20'ye bastım. Enterladım. 20 numaralı öğrenci silin dedi. Şimdi listeleyelim. 20 burada gördüğünüz gibi yukarıda. 3'e bastım listeledim. Gördüğünüz gibi 20 numaralı öğrencimiz şu an yok. Silinmiş durumda. Şimdi şöyle bir burada yazdırma işlemini gösterdik. En başarılı öğrenciyi getiren bir seçeneğimiz var. Şu anda en başarılı öğrencimiz ortalaması en yüksek olan 92 ortalamayla Sadık. Hemen ona bakalım programda bulabiliyor mu? 4'e bastım enterladım. Ortalaması en yüksek olan öğrenci bilgileri gördüğünüz gibi 92 ortalamayla Sadık. Şimdi 3'e basayım. Dosyaya yaz kısmı var arkadaşlar. Şu an 2, 4, 5 tane bilgi var. Bu bilgileri şöyle yapayım. Öğrenci otomasyonu diye bir text dosyam var. Normalde program açıldığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 adet öğrenci bilgisi gelmişti. Burak, Sadık, Oktay, Orhan şeklinde. Şimdi ben bu öğrenciler üzerinde değişiklik yaptım. Eklediğim oldu, sildiğim oldu. Şimdi burada 4 öğrenci var tekste. Yukarıda 5 öğrenci var. Şimdi bu teksti kapatayım. Bir öğrenci daha ekleyelim. 6 olsun. Bu da 2 numaralı. Saliha diyelim.
Şahin diyelim vizesini 90, finalini 100 yaptım arkadaşlar. Şöyle 3 ile listeleyeyim. Gördüğünüz gibi 6 tane öğrencimiz oldu. Şimdi 5'e basıyorum. Dosyaya yaz diyorum. Enterladım. Dosyaya yazma işlemi tamamlandı dedi arkadaşlar. Şimdi dosyamızı tekrar açacağım. Öğrenci otomasyonu diye TXT dosyamı açıyorum. Gördüğünüz gibi burada 6 tane öğrencim var. En üstte Salih var. Ve diğer öğrenciler de sırayla kaydedilmiş durumda. Şimdi bu 6 öğrenci TXT isimli öğrencilerimi programı kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar F11 ile açıyorum. Dosyadaki veriler bağ listeye aktarıldı dedi. Bir bakalım 3'e basıyorum enterladım. Gördüğünüz gibi 6 adet öğrencim burada. Aynı şekilde TXT dosyamızı hem okuyoruz hem yazıyoruz. Tek TXT text dosyası kullanıyorum ben arkadaşlar. Programın özü bu. Sıfırla da çıkış yapıyoruz. Şimdi ben programı şöyle baştan sona göstereceğim. Ancak benim bir uygulamam vardı. Kodları baştan sona yazma uygulamamız var. Hangi kodun ne işe yaradığını anlatma açısından kodları baştan sona yazacağız arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca göstereyim. Yukarıda kütüphanelerimiz var. Kullandığımız veri yapısı algoritması arkadaşlar çift yönlü dairesel bağlı liste yapısını kullandım. Doğal olarak şurada next ve prev var gördüğünüz gibi. Çift yönlü dairesel olduğu için iki yöne de gitmesi gerekiyor. İsmini öğrenci otomasyonu olarak belirledim. Bir yapı oluşturdum arkadaşlar. Bir öğrencinin olması gereken ortalama bilgilerini girdim ben. Bir öğrencinin numarası olması gerekiyor. Adı, soyadı, vizesi, finali, ortalaması, sonucu. Biz zaten veri girişi yaparken arkadaşlar dikkat ettiyseniz numarasını, adını, soyadını giriyoruz, vizesini falan. Ancak ortalamayı ve sonucu biz girmiyoruz. Program kendisi hesaplıyor. Sonucu da geçti kaldı şeklinde bize bilgi veriyor. Şimdi yapımız bu arkadaşlar. Daha sonra şurada bir ekle metodum var. Bu öğrenciyi ekleme işlemini gerçekleştiriyor. Ben başa ekleme şeklinde belirledim. Şöyle yavaşça iniyorum arkadaşlar. Ekle metodum buradan başlıyor. Burada da bitiyor zaten. Sil metoduna geçiyor. Sil metodumuzda kullanıcıdan aldığımız öğrenci bilgisine göre burada silinecek öğrenci numarasını alıyoruz. Eğer o öyle bir öğrenci listede varsa siliyoruz. Yoksa listede kayıtlı öğrenci yok diyoruz ya da öyle bir öğrenci listede bulunamadı şeklinde mesaj veriyoruz. Bunu da şöyle aşağıya yavaşça iniyorum arkadaşlar. Sil metodumuz biraz uzun. Burada bitiyor yazdır metodunda. Bitiyor. Yazdır metodumuz buradan başlıyor arkadaşlar. Bağlı listedeki bilgileri yazdırıyor. En başarılı öğrenciyi bul metodumuz ortalaması en yüksek olan öğrenciyi buluyor. Şöyle yavaşça iniyorum. Dosyaya yaz metodum arkadaşlar. Öğrenci otomasyonu TXT isimli dosyaya bağlı listedeki son durumu kaydediyor arkadaşlar. Dosyadaki bilgileri bağlı listeye aktarma metodumda bu şekilde metodum bu şekilde. Zaten şu gördüğünüz metodu program main'e başlayınca ilk olarak gördüğünüz gibi şurada aktarma işlemini yapıyor. Program ilk açıldığı zaman TXT dosyasındaki bilgileri bağlı listeye aktarıyor arkadaşlar. Daha sonra burada main'de gördüğünüz gibi şu ekranda karşılaşıyoruz ve buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program bu şekilde arkadaşlar. Bir daha F11 ile bir bakalım. Gördüğünüz gibi önce hızlıca aktarma işlemini tamamladı ve bize dosyadaki veriler bağlı listeye aktarıldı diye sonuç olarak bilgi verdi. İsterseniz bir daha yapayım. Dikkat ederseniz görüyorsunuz. F11 ile açıyorum. Gördüğünüz gibi hızlıca önce aktarma işlemini yaptı. Daha sonra bize son durumu getirdi. 3'e basıyorum. Gördüğünüz gibi aktardığı veriler bunlar. 6 adet öğrenci verisi var. Biz bunları arkadaşlar bu programı baştan sona kodlayacağız. Ben baştan sona kodları gösterdim ama hangi kodun ne işe yaradığını açıklamadım. Onları da açıklamak için baştan sona kodlayacağım. CTRL ile enle yeni bir çalışma sayfası açıyorum arkadaşlar. Bir de bakayım süremiz kayıt devam ediyor mu? Evet ediyor. Şimdi kütüphanelerimizi ekleyeceğim ben arkadaşlar. İlk mailimizi de oluşturalım. Aşağıda beklesin. Şimdi arkadaşlar bir yapımız olması gerekiyor. Bu yapımızda öğrenci bilgilerini tutacağımız için öğrencinin temel bilgilerini oluşturacağımız bir yapı
Strat node diyelim. Int node diyelim. Öğrencinin numarası olsun. Char ad diyeceğim. 20 karakter yeter. İsterseniz siz uzun isim olur derseniz 30 yapın arkadaşlar. Soyadı 20 yapacağım. Integer vize notu olacak. Integer final notu olacak. Float diyelim arkadaşlar. Ortalama olsun. Bir de bool sonuç olsun. True ya da false. Bunlar öğrencinin temel bilgileri. Şimdi ben bunu arkadaşlar şurada başlıkta yazayım onu isterseniz. Çift yönlü dairesel bağlı liste yapısını kullanacağım için ona uygun bir şey oluşturacağım yapı. Çift yönlü dairesel bağlı listede iki adet göstericimiz oluyordu. Biri ileriyi gösteriyordu, bir de geri düğümü gösteriyordu. O yüzden iki adet de gösterici oluşturalım arkadaşlar. Biri next diyelim, birine de prev diyelim. Şu boşluğu da alayım. Tamam. Bir adet integer cnt diye bir adet tutan, yani kaç düğüm eklersem onu cnt ile takip edeceğim. Yeri geldiğinde bu cnt'yi de kullanacağız arkadaşlar. Şimdi yapımız bu şekilde. Struct node yazmak biraz uzun olacak. O yüzden ben bunu typedef ile kısaltacağım arkadaşlar. Sadece node dememiz yeterli. Bir global değişkenimiz vardı arkadaşlar. Neydi? Heat'ti. En baştaki düğümü tutan değişkenimizdi. Onu da tanımlayalım. Node tipinde bir heat oluşturdum. Varsayılan null değerini atadım. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Süreye bakayım. Kaydımız devam ediyor. Şimdi biz bu projemizde arkadaşlar dosya işlemleriyle çok işimiz var. Çünkü gördüğünüz gibi yapılarda hep integer var, hem char var, float var. Biz bunların hesaplamasını da yapıyoruz yeri geldiği zaman. Sonuç var. Mesela bool sonuç döndüren true false. Çeşitimiz çok fazla. Yani biz bu uygulamamızda hem dosyalarla bağlı listeleri iç içe kullanıyoruz. Hem de bağlı listenin, yani çift yönlü bağlı listenin mantığını daha iyi kavrayacağız. O yüzden sabırlı bir şekilde hem izleyip hem yazmanızı öneririm. Şimdi bir metot oluşturalım. Void ekle diyeceğim arkadaşlar. Bir ekle metodumuz olsun. Bu metodumuz öğrenci ekleme işlemi yapsın. Kullanıcıdan metoda parametre olarak temel bilgileri alalım. No'yu da, adlı soyadlı, bunları da alalım. Şöyle yapalım. Integer no diyeceğim. Ya da ne diyeyim. Çünkü burada no var. Integer ne? Char ad diyelim. Ya da a diyeyim. Char soyad olsun. S. Integer v diyorum. Vize olsun. Integer f diyorum. Final olsun. Şimdi burada finalde yazıp ortalamayla sonucu yazmadım arkadaşlar. Çünkü onu program kendisi hesaplayacak. O şekilde ayarlayacağız. Burada ekle metodumuzu düğüm ekleyeceğiz. Yani listeye düğüm ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz düğümün içerisinde de şu bilgiler olacak. Şimdi önce düğüm yapımızı oluşturalım. Not tipinde bir ÖGR diyeceğim. Not tipinde bir yer tahsis edelim önce. Malloc size of not. Şimdi burada bellekte yer tahsis ettik. Bu bilgileri de girelim. Şimdi düğüm oluşturduk ama bu düğümün içi boş şu anda. O düğümün bilgilerini girelim. Ad, soyad, vize, final notlarını. Onu da şu şekilde gireceğiz. ÖGR'nin no'su eşittir parametre olarak gelen no. ÖGR'nin adı, ÖGR adı, bunu şu şekilde ekliyorduk arkadaşlar. Str copy metoduyla ekliyoruz. Yani char dizileri bu şekilde yukarıdaki bir integer gibi atayamıyoruz. Str copy metodunu kullanacağız. Virgül a diyoruz. Bu şekilde atamasını yapıyoruz. Şunu kopyayalım arkadaşlar. Hızlıca şöyle birkaç tane yapıştırayım. Attan sonra soyad var. Daha sonra vize final var. Şunlarda şunu değil de şunu kopyalayayım. Çünkü vize final sayısal olduğu için direkt atayacağız. Tamam. Şimdi bura adı A idi. Soyadı S idi. ÖGR no değil. Vize final. Vizeye V atayacağız. Finale de F atayacağız.
Tamam. Şimdi ortalama var. Ortalamayla sonuç var. Ortalamayı da şöyle atayalım. ÖGR ortalama eşittir. Ortalama arkadaşlar ÖGR'nin vizesinin 0.4'ü artı ÖGR'nin finalinin 0.6'sı olsun. Yani %40 ile %60 olsun. Ortalamayı bu şekilde atamış olalım. Bir de ÖGR'nin neyi var arkadaşlar? Sonucu var. Sonucu da şu şekilde atayacağız. Sonucu şöyle atayacağım arkadaşlar. ÖGR'nin ortalaması büyükse 49'dan true'yu atasın. Şu şekilde bir şeyimiz vardı. Diğer durumda false atasın. Sonucu da bu şekilde belirlemiş olalım. Şu an düğümü oluşturduk arkadaşlar. Düğümü burada oluşturduk. Düğümün verilerini de burada girdik. Ancak bu düğümü nereye ekleyeceğiz? Onu belirleyelim. Önce listede hiç düğüm var mı? Onu bir if şartıyla tespit edelim. Bunu he'deştirirse liste oluşmamıştır ve düğüm de yoktur. O yüzden ilk düğümü burada atayalım arkadaşlar. He'deştir ÖGR dedim. Şurada oluşturduğumuz ÖGR'yi he'de atadım. Tabi çift yönlü olduğu için arkadaşlar çift yönlü de biraz next ve prev'i unutma ihtimalimiz olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Heed'in next'i gene kendisini gösterecek arkadaşlar. Çift yönlü dairesel olduğu için. Heed'in prev'i de gene kendisini gösterecek. Şu an ilk düğüm ekledik listeye. O yüzden bu şekilde birbirine bağlıyoruz. Düğümü gene kendi kendini gösterecek şekilde ayarlıyoruz. CNT'yi bir artırıyorum arkadaşlar. Daha sonra şurada bilgi de verebiliriz. Printf diyeyim. Listeye ilk öğrenci eklendi diyelim. Numarasını da yazabiliriz. %D numaralı ilk öğrenci eklendi diyelim. Ve şurada Heed'in no'sunu yazdıralım arkadaşlar. Öğrenci numarasını karşıya bilgi olarak verelim. Burası ilk düğüm ekleyeceğim zaman bu şekildeydi. Şimdi else diyorum. Artık else kısmında ne yapıyoruz? Listemiz var demektir ve içerisinde de en az bir düğüm var demektir. Else kısmına o şekilde geçiyoruz. Ben dediğim gibi başa ekleyeceğim elemanı. O yüzden ne yapıyorum? ÖGR'nin next'ini Heed'in önüne atadım arkadaşlar. Heed'in de prev'ini ÖGR'ye atadım. Ayrıca artık Heed ne oldu? Heed artık ÖGR oldu. Burada ne yaptık? Eklediğim düğüm listenin başına, yani ÖGR next diyerek listenin Heed'in önüne ekledim. Daha sonra da Heed'i güncelledim. Ancak burada çift yönlü de biraz işimiz var arkadaşlar. Son düğüm neydi? En baştaki düğümü gösteriyordu. O yüzden şurada son düğümü bulmamız gerekiyor yukarıda. Önce onu bir bulalım. Şöyle yapacağız. Bir geçici düğüm oluşturacağım. P diyeyim. Ve bunu heat'ten başlatayım. While'la P'nin next'i eşit olmadığı sürece heat'e. Yani en son düğüm heat'i gösteriyor. O yüzden en son düğüme kadar git dedim. P eşittir P next diyerek. Artık P ne yapıyor? Son düğümü gösteriyor arkadaşlar. Son düğüm P demektir. While'dan çıktığı zaman. Şurada bağlama işlemini ve atama işlemini yapmıştık. Ama son düğümde heed'i bağlamadık. Onu da bağlayalım hemen. Yukarıda P'yi bulmuştuk. P'nin next'i heed'i gösterecek. Heed'in de prev'i P'yi gösterecek. Arkadaşlar tamam. Burası bu şekilde. Mantığı anlaşılmıştır inşallah. Şimdi şuradaki CNT ile bilgi verme mesajını da şöyle kopyalayacağım. Hemen hızlıca zaman kaybı olmasın. Buraya yapıştırıyorum. CNT'yi bir arttırdım ve yüzde numaralı ilk demeyelim artık. Çünkü burada else kısmında numaralı öğrenci eklendi. Tabi başa eklediğim için heed olarak gene güncellemiş olduk. Burası da tamam arkadaşlar. Şu boşluğu alayım. Bir eksik hata varsa düzeltiriz. Ancak dediğim gibi şu prev ve next'e biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü unutabiliyoruz. Bir tanesini unuttuk mu program kopuyor işin gerçeği arkadaşlar. Şimdi ekleme metodumuz şöyle şuradan başladı buradan bitti. Ve ekleme metodumuz bu kadar.
Şimdi gelelim sil metoduna. Bir süreye bakayım, kaydediyor mu? Evet ediyor. Sürede bir iyi gidiyor arkadaşlar. Void sil diyelim. Bir sil metodumuz olsun. Şurada cnt'yi arttırdık yukarıda. Gördüğünüz gibi şimdi sil metodunda da silersek cnt'yi eksilteceğiz. Önce sil metodunda listede düğüm var mı? Onu bir test edelim if'le. Hi'de eşit eşit nalsa liste boştur arkadaşlar. O yüzden kullanıcıya bir bilgi verelim. Listede kayıtlı öğrenci yok diyelim. \end ile satır başı yapsam. Şimdi else kısmına girelim. Şimdi else'de öğrenci sileceğiz. Ama bir önce kullanıcıdan bilgi alalım. Silmek istediğiniz öğrenci no'yu alalım. Bunu scanf ile alalım. Arkadaşlar %d dedim. Ögr no diye bir değişken tanımlayalım arkadaşlar. Şurada integer ögr no dedim ve onu buradan kullanıcıdan alacağız numarayı. Şimdi bu numarayı da aldık arkadaşlar. Şimdi sileceğiz ama bizim için en önemli düğüm hangisidir arkadaşlar? Heat. Yani heat düğümü listenin ilk düğümü oluyor arkadaşlar. Yani listenin ilk düğümünü kaybedersek liste tamamen kaybolmuş demektir. Çünkü bizim elimizde tuttuğumuz düğüm heat düğümü. Heat'i elimizde tutarak diğer düğümlere ulaşabiliyoruz. O yüzden şimdi heat'i silerken dikkatle sileceğiz gene. If diyorum. Şöyle yapalım. Cnt eşit eşit 1 ise arkadaşlar listede bir düğüm vardır. Ve diyorum heat'in no'su eşit eşitse kullanıcıdan aldığımız öğrenci no'ya eşitse, yani silmek istediğimiz öğrenci buysa, o zaman son düğüm varmış, onu da silebiliriz. Bunu sileceğiz. Bu kolay arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Fire diyoruz ve heat'i siliyoruz. Zaten bir düğüm varmış listede. Onu da buradaki if şartlarından tespit ettik. Cnt'nin 1 olmasından ve heat'teki no'nun silmek istediğimiz öğrenci no'suna eşit olması durumunda heat'i silebiliyoruz. Fire heat dedim, sildim ve heat'i null'a bağladım. Cnt'yi 1 eksiltiyoruz arkadaşlar. Silmeden önce isterseniz bilgi de verebilirsiniz. Listede kalan son öğrenci de silindi diyelim. Buraları ben biraz açık yazıyorum. Siz kısa da yazabilirsiniz. Burada tamam. Şimdi heat'i tek düğüm varken silmek basitti. Bir de else if ile tekrar bir test daha yapacağız. Else if'in içindeki şartı şunu kopyalayacağım arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Else if'in içerisine yapıştırıyorum. Şimdi buradaki ikinci else if'teki şartımız cnt eşit olmayacak 1'e, ancak silmek istediğimiz düğüm baştaki düğüm, yani heat düğümünü silmek istiyoruz. O zaman else if kısmı çalışacak ve burada silme işlemini biraz daha kontrollü yapacağız arkadaşlar. Şimdi en baştaki heat'i sildiğim zaman listedeki son düğüm heat'i gösteriyordu. O yüzden son düğümü bir bulmamız gerekiyor. O yüzden şurada bir not p diyeyim arkadaşlar, ya da temp diyeyim, geçici değişken oluşturalım. Önce heat'ten başlatayım. Bu gitsin önce son düğümü bulsun arkadaşlar. Temp'in ya da direkt p yazayım, uzun olmasın. Şunu da temp'i sildim. P'nin next'i eşit olmadığı sürece heat'e. P eşittir p'nin next'i diyorum. Yani yukarıda aynısını yapmıştık zaten. Eklerken, şimdi silerken de yapıyoruz. Bu while'la son düğümü buluyorum. P artık son düğümü gösteriyor arkadaşlar. Döngüden çıktığı zaman son düğümü gösteriyor olacak. Şimdi ben heat'i sileceğim. Silelim. Nasıl sileceğiz? Onu şu şekilde kontrollü sileceğiz. Önce ikinci bir geçici değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Not p2 diyeceğim. Bunu da heat'in next'ini atıyorum. Çünkü heat'i sileceğim için heat'ten sonraki düğümü heat düğümü yapacağım. O yüzden ona da bir geçici p2'de tutuyorum. Şimdi siliyorum arkadaşlar. Fire heat'i sildim. Heat'i sildim. Heat'ten sonraki gelen p2'ydi. Artık heat eşittir p2 dedim. İsmini güncelledim artık.
P2'nin privi eşittir P'ye arkadaşlar. Şurada P ile ne yaptık? Son düğümü bulmuştuk. Aynı şekilde P'nin de next'i heed'i gösterecek arkadaşlar. Abi şuraya P2 demeyecektik arkadaşlar. Heed diyecektik. Çünkü şurada heed'e zaten P2'yi atamıştım. Artık yeni heed'in preview'ini ve next'ini güncelliyoruz arkadaşlar. Preview son düğüm, son düğümün next'i de heed. Burası hem silme işlemini yaptık, sildikten sonra da yeni heed'i son düğümle bağladık arkadaşlar. Şimdi if ve else if'te yaptığımız işlem heed'i silmekti. If'te tek düğüm olduğu için heed'i sildik çok rahat bir şekilde. Else if'te biraz daha kontrollü sildik. Şimdi else diyorum arkadaşlar ve artık ilk düğümü silmeyeceğiz. O anlaşıldı else kısmına girdiği zaman. Ancak dediğim gibi sileceğimiz düğümü kontrollü silmemiz gerekiyor. Şimdi kullanıcıdan aldık zaten yukarıda silinerek öğrencinin numarasını aldık. Şimdi burada onu arayacağız. Önce gene not P diyeceğim. Bir geçici değişken oluşturdum. Heat'ten başlatayım. While'la P eşittir. P'nin next eşit olmadığı sürece heat diyelim. Burada ne yapıyorum? Son düğüme kadar baştan başla son düğüme kadar git dedim. Şöyle bir while açtım. Tabii şurada P eşittir. P'nin next diyelim. Bir sonraki düğüme geçsin. Geçerken de if şartıyla kontrol edelim arkadaşlar. P'nin datası, pardon, no'su, öğrenci no'su eşit eşitse ÖGR no'ya, kullanıcıdan aldığımız no'ya eşitse biz burada o öğrenciyi sileceğiz demektir arkadaşlar. Şurada pardon. O zaman if'in içerisine girelim ve silme işlemini yapalım. Tabi şurada yapmıştık. Hep silmeden önce önceki düğümü ve sonraki düğümü de tutmamız gerekiyor. O yüzden şurada birkaç tane daha bir geçici değişken oluşturacağım. P2 diyeceğim arkadaşlar. Bunu da heat'ten başlatayım. Bir de P3 oluşturacağım arkadaşlar. Bunu da heat'ten başlatayım. Fark etmez nereden başlattım. Şurada arkadaşlar P'yi hep ilerletmeden önce P2'ye P'yi atıyorum. Burada ne yaptım? Aslında P2 P'den bir önceki düğümü tutacak arkadaşlar. Çünkü ne yapıyor? P hep ilerlemeden önce kendisindeki değeri P2'ye atıyor. Pardon şunu şöyle yapacağız. Sadece P'yi yazacaktım. 2'yi yazmışım. Şimdi şuraya geliyorum. If'e. If'in içerisine. P'yi sileceğiz. Artık P'nin burada silmek istediğimiz öğrenci olduğunu anladık. P'den önceki düğümü P2 tutuyor. P'den sonraki düğümü de şöyle tutalım. P3 eşittir. P'nin next diyorum. Burada da ne yaptım? P'den sonraki düğümü de P3'e atadım. Şimdi silelim. Free diyorum. P'yi siliyorum arkadaşlar. P'yi sildiğim zaman P'nin öncesindeki düğüm ve sonrasındaki düğüm birbirini görmüyor. Şimdi birbirini gösterelim. Yani bağlama işlemi yapalım. P2'nin next eşittir P3'e. P3'ün de privi eşittir P2'ye. Burada da birbirine bağladık arkadaşlar. Şu boşlukları alıyorum. Kullanıcıya bilgi verelim. CNT'yi 1 artıracağım. Printf ile %D numaralı öğrenci silindi diyelim. Ve bunu da tabi silmeden önce şöyle bunu yukarıya alayım da şurada yazayım da şöyle şurada yazalım. Şu boşluğu alayım. Şurada virgülden sonra biz P'nin no'sunu yazmamız gerekiyor. Çünkü P'yi burada sildiğim için artık öyle bir numara kalmayacak. Mesajı başta verdim. Sonra da sildim arkadaşlar. Silin dedim. Şurayı da şöyle ters slash enle satır başı yaptırdım. Şimdi burası tamam ama şurada if while'a dikkat ettiyseniz heed'i gördüğü zaman while'ın içine girmiyor. Peki silmek istediğim düğüm, tabi şunu da önce bir break'le döngüden çıksın arkadaşlar. Silmek istediğim düğüm son düğüm olabilir. O yüzden son düğüm mü değil mi onu test etmemiz gerekiyor. O yüzden ben şurada if'i kopyalayacağım arkadaşlar. While şuradan başlıyordu ve şurada bitiyor. While'ın bitiş noktası bura. While'ın dışına yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuradaki if'i buraya yapıştırdım.
Ve son düğüm olup olmadığını da burada test ediyorum. Numaralı öğrenci silindi diyeceğiz eğer son düğüm silindiyse. Tabi burada son düğüm artık P3'e gerek yok arkadaşlar. O yüzden ben şunu sileceğim. P'yi sildim. P'den sonraki next'i P3'e değil hide bağlayacağız. Çünkü burada ne yapıyoruz? Son düğümü siliyoruz. Son düğümün next'i hide gösterir arkadaşlar. O yüzden aynı şekilde şu hide olacak. P3'leri hide yapıyorum. Hide'in preview de P2. Yani P2 zaten son düğüm oldu gördüğünüz gibi. Çünkü P'yi sildikten sonra kendisinden önceki gelen düğüm P2 idi. Daha sonra CNT'yi arttırdım. Şu 1-2 gerek yok. Döngü içinde değiliz zaten. Tabi silme yapınca arkadaşlar CNT'yi artı değil eksi yapacaktık. Ben ters yapmışım. Şunu da eksi yapalım. Tamam. Şimdi burada else kısmında da bu şekilde arkadaşlar. Silme ile ilgili metodumuz bu kadar. İnşallah bir hata yapmamışızdır. Yaptıysak da sorun değil. Düzeltiriz arkadaşlar. Hem daha iyi öğrenmiş oluruz. Şimdi burası silme işlemi de tamam. Sil, tamam. Şimdi bir yazdır metodu yapalım ve bu aşamaya kadarki kısmı görelim. Bir de süreye bakayım. Büyük bir ihtimalle bir videoda bitiremeyeceğiz. İki videoda bitireceğiz. O yüzden bu kısma kadarki kısmı bir görelim arkadaşlar. Void yazdır diyorum. Burada önce bir if'le heed'in yani liste boş mu değil mi? Onu bir görelim. Liste boş yazdırılacak öğrenci yok diyelim. Ters slash en yapalım. Else kısmında öğrenci sırayla yazdıralım arkadaşlar. Bir geçici değişken oluşturuyorum. P diyeceğim ve heat'ten başlatacağım. While diyelim. P'nin next eşit olmadığı sürece heat'e. Son düğüme kadar git diyoruz. P eşittir P next diyoruz. Buralar daha önceki uygulamalarda ayrıntılı anlatmıştım arkadaşlar. Biraz seri geçelim. Burada ilerleme yapacak. Burada da son düğüme kadar gidecek. Tabi ekrana yazdıralım arkadaşlar. %D numaralı öğrencinin adı diyelim şöyle. %S diyelim. Soyadı %S. Vize ve final yazmaya gerek yok arkadaşlar. Ortalama diyelim. Ortalama %2F diyelim. Bir de sonuç yani durumu diyelim. Burada da şöyle yapalım. %S diyelim. Durumu geçti mi kaldı mı onu yazacağız. Şimdi sırayla yazacağım arkadaşlar. P'nin no'su, P'nin adı, P'nin soyadı, P'nin ortalaması, vize ve final yazmıyorum dedim. Bir de ne vardı? Durum, geçti mi kaldım. Onu da P'nin, onu şöyle yapalım arkadaşlar. P'nin durum muydu, sonuç muydu ona bir emin alayım. Yukarıya kadar bir gideceğim arkadaşlar. Sonuçmuş. Sonuç değişkenini atıyoruz. Sonuca göre yazacağım. Şöyle sonuç. Şurada tekrar kaldığım yere geldim. Durum değil arkadaşlar. Sonuç. Şöyle yapayım. P'nin sonucu eşitse true'ya yani geçmişse şöyle yazsın. Soru işareti koyuyorum ve geçti desin. İki nokta koyuyorum arkadaşlar. Diğer durumda da kaldı yazsın. Bura arkadaşlar geçti kaldı şu kısım şuraya denk geliyor arkadaşlar. Zaten %S yaptım. Bir string bir sonuç yazdıracak. Burada bu şekilde. Şunu da ters slash en yapıyorum. Satır başı yapsın. Tamam arkadaşlar. Şöyle aşağıya iniyorum. Şimdi burada while son düğüme girdi mi yazdırmıyor. Onu da bir defaya mahsus şunu kopyalayacağım. Arkadaşlar C ile Ctrl C ile şu boşluk biraz uzun oldu ama artık yapacak bir şey yok. Şurada while'dan sonra bir defaya mahsus yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu boşlukları şöyle alıyorum. Tamam.
Şimdi burası yazdırma işlemimiz tamam. Son düğme kadar yazdıracak. Bir ekranda da görelim. Tamam. Şimdi main'e geliyorum. Ben şuradaki boşluğu da alıyorum. Main'e gelelim. Integer seçim. Bir seçim şeyimiz olsun. Integer vize final float ortalama diyelim. ORT diyelim. Char ad diyelim. Gene 20 karakter benim için yetiyor. Soyad 20 karakter. Ad soyad. Ortalamayla durumu zaten kendisi hesaplıyor. Şimdi bir sonsuz döngü oluşturalım. While diyorum. 1 diyorum içerisine. Şimdi önce printf'le bir şey yapalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Önce öğrenci otomasyonu diyelim. Satır başı yapsın şuradan. Ders başı. Tamam. Şimdi sırayla yazalım. Bir ekle diyelim. Şunu kopyalayacağım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane yapıştıralım. Zaten lazım olacak bunlar. Sırayla 2, 3, 4, 5, 6, 0 diyelim. İkincisi sil olsun. Üçüncüsü yazdır diyelim. En başarılı öğrenciyi de bulacağız arkadaşlar. Ya da 3'e 3 yazdır olsun. Tamam. 4 en başarılı öğrenci diyelim. Bu 5-6'yı yazacağız arkadaşlar yeri geldikçe. Burada dosya işlemlerimiz olacak. Dosya diyeyim şimdilik. Şunu da çıkış olsun. Şimdi bir tane daha yapıştırayım. Seçiminizi yapın diyelim. Seçiminizi yapın diyelim. Tamam. Şimdi scanf'le alıyorum arkadaşlar. Yüzde de seçim değişkenine alıyorum. Bir switch keys oluşturuyorduk. Seçim değişkenine. Şimdi burada case 1 ise birimiz ne yapıyor? Ekle. Ekle metodu için kullanıcıdan kişi bilgilerini, öğrenci bilgilerini alalım arkadaşlar. Printf diyeyim. Öğrenci no diyelim şöyle. Bunu da scanf'le alalım arkadaşlar. Yüzde de öğrenci no'yu buraya eklememiş miyiz? Eklememişiz. Onu da ekleyeyim şuraya. No diyeyim direkt arkadaşlar. Şuraya no dedim. Şunu başlayalım. Hızlıca diğer bilgilerini de alalım. Şöyle birkaç tane yapıştıralım. Öğrenci no. Öğrenci ad. Soyad. Vize. Final. Ortalamayı almayacağız. Onu program kendisi ekleyecek. Şunları da hizaya alıyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada yüzde de öğrenci no. Yüzde S ad olacak. Yüzde S soyad olacak. Yüzde D vize. Yüzde D final. Şimdi burada da ne var? Şunu ad yapacağız. Adres operatörüne gerek yok strict'te. İsterseniz dursun arkadaşlar. Fark etmez. Hata vermez. Bu vize olacak. Bu da final olacak. Tamam. 4 bilgi aldık. Artık ekle metoduna bunları göndereceğiz arkadaşlar. No, ad, soyad, vize, final. Ekleme işlemi bitince bir ekle çıkacak arkadaşlar. Case 2'ye gelelim. Case 2'de silme var. Zaten sil direkt kullanıcıdan öğrenci numarasını metodun içerisinde alıyorduk. Bir ekleyelim. Case 3'ümüz yazdır metodunu çalıştıracak. Bir de case 0'ı da çıkış metodu olsun. Return diyelim. Bir de default'umuz olsun. Bu da hatalı bir işlem yaparsak bize uyarı versin arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu aşamaya kadarki olan kısmı görelim arkadaşlar. Bir süreye de bakayım. Evet. Tamam gibi eksik hata varsa düzelteceğiz arkadaşlar. F11'e basıyorum. Kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Şimdi.
Burada ÖGR soyad STR copy S. Burada S'miz var mı? Var. Yani şunu yıldız operatörünü unutmuşum. Onu ekledim arkadaşlar. Çünkü dizileri üzerinde işlem yapacağımız için pointer olarak tanımlamamız gerekiyor. Yani aslında buraya dizi geliyor ve biz bunu pointerlarla atama yapıyoruz. Şimdi F11 ile tekrar basıyorum. Şurada heat ögr, bunu atamamışız arkadaşlar. Burada ne var? Heat'in şu herhalde fazlalık mı arkadaşlar? Şöyle silin, üstünde ekle var. Ekle kısmındayız. Ekle metodunun içerisinde. Şuradaki şeyde hatamız var. Ögr'in next'i heat'e. Heat'in previ öğre. Yani şurası heat artık ögr. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Tamam. Tekrar F11'e bastım. Şurada return 0 diyelim. Evet. Programımız geldi arkadaşlar. Öğrenci otomasyonu. Ekle, sil, yazdır, en başarılı öğrenci. Dosya, dosya 2, çıkış. Şimdi 3'e bir basalım. Gördüğünüz gibi liste boş. Yazdırılacak öğrenci yok dedi. Ekran temizlemeyi ekleyelim arkadaşlar buna. Şimdi 1'e basıyorum. Öğrenci nosunu girelim. 10 numaralı öğrenci. Öğrenci adı Sadık. Şahin diyelim. Vizesi 50, finali 80. 10 numaralı ilk öğrenci eklendi dedi gördüğünüz gibi. Bir tane daha ekleyeceğim. 20 numaralı Mustafa Yılmaz, vizesi 80, finali 100. Enter'ladım. 20 numaralı öğrenciyi de ekledi. 3'e basıyorum, bir listeleyelim. Listeleme yapabilecek mi? 3'e bastım. Gördüğünüz gibi 20 numaralı öğrenci adı Mustafa, soyadı Yılmaz, ortalaması 92, durumu geçti. 10 numaralı öğrencinin durumu da aynı şekilde geçti. Bir de düşük notlu bir öğrenci girelim. Kaldığı yazıyor mu onu görelim. Öğrenci no 30 olsun. Burak diyelim, Kaan diyelim, vizesini 40, finalini 30 diyelim, enterlayalım. Daha sonra 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi 30 numaralı öğrenciye de kaldı yazdı. Çünkü ortalaması 34. 50 ve üzerine geçti yazıyor. Diğerlerine kaldı yazıyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam. Bir de şey eklemek istiyorum arkadaşlar. En başarılı öğrenciyi bulma kısmını ekleyeceğim. Ama zaman biraz uzadı. 42 dakika olmuş. Burada videoyu durduracağım arkadaşlar. Kaldığımız yerden bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Şurada yazılırda şunu ekleyeceğim ben. Sistem CLS'yi ekledim. Ekranı temizlemesi için arkadaşlar. Bir daha basayım şöyle. 3'e basıyorum. Liste boş. Yazılacak öğrenci yok dedi. 1 ile bir ekleyen öğrenci ekleyelim. 10 numaralı öğrenci. Şahin, vizesi 50. Finali 100 olsun. 10 numaralı ilk öğrenci eklendi dedi arkadaşlar. 3'e basıyorum. Ekranı temizledi. Ve 10 numaralı öğrencinin bilgilerini bize gösterdi arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Gene de şöyle yukarıdan bir göster vereyim hızlıca. Buradan başlıyor programımız. Daha sonra ekle metodunu yaptık. Sorunsuz eklemeyi yapıyor arkadaşlar. Sil metodumuzda silme işlemini silme işleminde bir test edelim arkadaşlar. Tam şey yapmadım. Bir 1'e basıyorum. 10 numaralı öğrenci Sadık Şahin. Vizesi 50. Finali 100. Bir daha ekleyeceğim. 20 numaralı Mustafa Yılmaz. 80-90 diyelim. 2 tane öğrencimiz var. Silme işlemini yapıyor mu ona bakalım. 2'ye bastım arkadaşlar. 10 numaralı öğrenci silmesini istedim. 10 numaralı öğrenci silin dedi. Bir bakalım 3 ile. Gördüğünüz gibi 10 numaralı öğrencimiz yok. 20'yi de silelim arkadaşlar. 2'ye bastım. 20 numaralı öğrenciyi de sil. Listede kalan son öğrenci de silindi dedi. Gördüğünüz gibi 3'e basıyorum. Listeliyorum ve öğrencinin boş olduğunu, listenin boş olduğunu söyledi. Sıfırla da program çıkıyor. Yani silme metodumuz da burada çalışıyor arkadaşlar. Bir hata vermedi. Bir sorun yok gözüküyor. Şöyle kaldığımız yerden aşağı iniyorum. Yazdır metodumuzda da zaten ekrana yazdırdı. Bilgileri ve ekranı temizledi. Main kısmında da şu anda yaptığımız işlem arkadaşlar ekleme, silme, yazdırma 3 adımı gerçekleştirdik. En başarılı öğrenciyi bulan bir metot oluşturacağız ve daha sonra dosya işlemlerine geçeceğiz. Yani şuradaki az önceki gördüğünüz öğrenci kayıtlarını dosyaya kaydedeceğiz. Ya da program ilk açıldığı zaman dosyadaki bilgileri bağlı listeye alarak açılacak. O şekilde planlıyoruz.
Bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.